Merhaba arkadaşlar. Bugün indüktif eşleşmiş plazma teknolojisinden bahsedeceğiz. Bu nerelerde kullanılıyor, ne işe yarıyor, tekniği nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. İsmim Barış, elektrik elektronik mühendisiyim. 2017 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezun olmadan önce son bir dönemim kalmıştı. Bu dönemde Tetra Teknolojik Sistemler'de iş hayatına başladım. Burada tanıştım bu cihazlarla. Daha sonrasında servis mühendisi olarak devam ettim. Bir sene kadar Carl Zeiss'ta elektron mikroskoplarıyla ilgilendim. Daha sonrasında şimdi de yine benzer bir firmada servis mühendisliği görevimi sürdürmekteyim. Burada bir yasal uyarımız var, onu bir okuyayım ben size. Bu dokümanın kullanım ve dağıtım hakkı Labakademi markasına aittir ve 5846 no'lu fikir ve sanat eserleri kanunu ile korunmaktadır. Çoğaltılması, üzerinde değişiklik yapılması, bir kısmının veya tamamının basılı, görsel ve dijital ortamlarda dağıtılması yasaktır. Labakademi.com sitesine ve Labakademi markasına atıfta bulunulması koşulu ile tamamı olmamak üzere bir kısmının paylaşımı yapılabilir. Bu dokümanın oluşturulmasında yararlanılan kaynaklar sayfasında belirtilmiştir. Eğitimde şimdi nelerden bahsedeceğiz? Analitik kimya nedir? Spektroskopinin analitik kimyaya faydaları nelerdir, kullanım alanları nelerdir? Atom emisyon spektroskopi gibi, şimdi bunlardan bahsedince bunların bazı temel kavramları var. Bu kavramlar ne anlama geliyor? Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra ICP-OS'in temel çalışma prensiplerinden bahsedeceğiz. Optik düzeneklerden, dedektörlerle ilgili kısa bilgiler vereceğim. Daha sonra ICP-OS kullanmanın avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğiz. Analiz prosedürleri nasıl yürüyor, ondan bahsedeceğiz. Uygulama alanlarını anlatacağız. Daha sonra bir servisçi olarak benim sık sık karşılaştığım ve kullanıcının çok rahatlıkla çözebilmesi gereken problemlerden bahsedeceğiz. En sonunda sorularınızı alarak bitirmeyi planlıyoruz. Şimdi, analitik kimya dediğimiz şey, kimyasal bileşenlerin tanımlanması, bunların miktarlarının tayin edilmesi, bu kimyasal bileşenin içindeki elementlerden ne kadar olduğunu tespitine yarayan kimyanın bir kolu. Spektroskopi analitik kimyaya çok yardım ediyor. Bunda özellikle ICP-OS, ICP-MS ve atomik absorpsiyon gibi cihazlarda çok hızlı bir şekilde ve çok hassas bir şekilde bir numunenin içindeki birçok elementi hızlıca tayin edebiliyoruz. Bu nerede bizim işimize yarıyor? Çevresel kontrollerde. Bu ne demek? İşte hava, su. Biz aklımıza gelebilecek herhangi bir şeyi analiz edebiliriz. Toprak olabilir, yaprak olabilir, taş olabilir. Bunların hepsini uygun numune hazırlama yöntemlerinden geçirdikten sonra spektroskopik yöntemlerle analizleri mümkündür. Mesela şöyle örnek verebilirim. İçtiğimiz suların üstünde hep görürüz. Demir, mangan, işte pH. Bunların hepsi spektroskopik yöntemlerle aslında analiz edilip ulaşılmış sonuçlardır. Özellikle ilaç sektöründe çok fazla kullanılmakta spektroskopi. Malzemelerin karakterizasyonu, kalite kontrollerde mesela üretilen bir malzemenin kalitesinin nasıl olduğu konusunda bunu bazen alıcı da analiz yapmak isteyebiliyor, satıcı da analiz yapmak isteyebiliyor. Daha sonra Ar-Ge çalışmalarında da sıkça kullanılıyor. Şimdi bahsettiğim bu kavramlardan bahsedelim. Önce atomun yapısından biraz bahsedelim. Atomun çekirdeğinde protonlarımız ve nötronlarımız var. Protonlar artı yüklü, nötronlar yüksüz. Bunlar sabit duruyorlar. Bunların etrafında dönemde elektronlarımız var. Bu elektronların farklı enerji seviyeleri var, orbitalleri var. Elektronun enerji seviyesi değişiyor. Dalga boyu dediğimiz şey nedir? Dalga boyu da bu dalgaların iki tepe noktası arasındaki mesafeye biz dalga boyu diyoruz. Bu dalga boyu enerjiyle ters orantılı. Dalga boyu ne kadar yüksekse enerjisi o kadar düşüktür. Enerjisi ne kadar yüksekse dalga boyu o kadar düşüktür. Optik emisyon dediğimiz olay nedir? Optik emisyon dediğimiz olay, bu analitik kimya ve spektroskopiden bahsederken söylemiştim. Bazı maddeler emisyon yaparlar, yani ışık saçarlar. Bunu ne zaman yaparlar?
Eğer bir atoma yeterli enerji verirseniz, onun en dış yörüngesindeki elektron uyarılarak bir üst enerji seviyesine çıkar. Tabii bu çok kısa bir süre zarfında geri kararlı haline döner. Ama bu dönme aşaması sırasında da kendi dalga boyuna özel bir foton yayar. Bu da ne oluyor? İşte mesela bakır için 324 nanometre, demir için 248 nanometre gibi. Bizim parmak izlerimiz gibi her bir elementin farklı dalga boyları var ışıma yaptığı. Ama sadece tek bir dalga boyunda da ışıma yapmayabilirler. Birçok dalga boyunda yapabilirler. Bu dalga boyları da primer dalga boyu, sekonder dalga boyu diye değişir. Primerde en çok ışımayı yaparlar, sekonderde ve diğerlerinde biraz daha az yaparlar. İnterferans dediğimiz bir şey var. İnterferans nedir? İnterferans bizim analizimizde, bizim ölçümümüze olumsuz etki eden her şeye biz interferans diyoruz. Mesela numunelerimizin içinde iki elementin dalga boyu birbirine çok yakındır. Siz bir tanesini ölçmek istiyorsunuzdur fakat dalga boyları üst üste bindiği için size yanlış ölçüm sonucu verir. Bu bir interferansa örnektir. Şimdi çalışma prensibine gelelim. ISP-OS cihazımızda iki tane temel parçamız var. Biri plazma bölümü, diğeri spektrometre bölümü. Şimdi plazmayı neden kullanıyoruz? Bahsettiğim gibi bizim burada çok yoğun bir enerjiye ihtiyacımız var. Yeterince emisyon sağlatabilmek için elementlere. Şöyle yakınlaştırırsak. Şurada cam bir malzeme var. Bundan daha sonra bahsedeceğim ben size. Torç diyoruz biz buna. Cam değil aslında, bu kuars bir malzemedir. Bu kuars malzemenin içinden argon gazı geçiyor. Bu geçen argon gazına biz çok yoğun radyo frekansı uyguluyoruz. Yaklaşık 30-40 MHz aralığında. Arkada osilatör dediğimiz bir parça var, sinyal üreten. Şuradaki 3 coil aracılığıyla buraya çok yoğun bir radyo frekansı uyguluyoruz. Biz buraya radyo frekansı uyguladığımız zaman argon gazı uyarılarak plazma halini alıyor. Plazma dediğimiz şey aslında maddenin dördüncü hali. Şimşek, yıldırım plazmaya birer örnektir. Bu plazmayı oluşturmamızın amacı bu plazmanın tam merkezi yaklaşık 10 bin santigrat derecelik bir sıcaklık elde etmemizi sağlıyor. Biz bu sıcaklığı kullanıyoruz. Burada bir penceremiz var. Buna pencere diyoruz. Dedektör bu pencerenin arkasından buradaki ışımaları görüyor. Bu pencerenin arkası da spektrometre dediğimiz bölüm. Bunu daha sonra tekrar bu slide'a dönerek detaylı olarak ben anlatacağım size. Burada istediğimiz dalga boyunu ayarlıyoruz. Işığı öyle bir geçiriyoruz ki tayflarını ayırıyoruz. Dedektörün üzerine sadece istediğimiz dalga boyunun düşmesini sağlıyoruz. Böylece oradaki sadece o dalga boyundaki ışımaları tespit edebiliyoruz. Ana iki parçamız var. Bir tanesi plazma bölümü, bir tanesi spektrometre bölümü. Burada az önce bahsettiğim radyo frekans üreticimiz burada. Burada coillere bağlı, torcun üzerinde. Torç dediğimiz malzeme, kuars malzeme bu. Plazmamız burada yanıyor. Burada şimdi biz argon gazı kullanıyoruz. Neden argon gazı kullanıyoruz? Çünkü argon gazının birinci iyonlaşma enerjisi çoğu elementten çok daha düşük olduğu için uyarılıp hemen plazma halini alabiliyor. Artık tabii mali veya tedarik gibi etkenleri de var ama ana temel sebep olarak bunu söyleyebiliriz. Bu argon gazı gördüğünüz gibi torcun iki yerinden girmiş. Bu gazlardan bir tanesine plazma gaz diyoruz biz. Diğerine de AUX, yardımcı gaz diyoruz. AUX gazı bu torcun kenarlarından gider. Tam ortasından gitmez. Bunun içinde ayrı bir tüp vardır. Dışında ayrı bir tüp vardır. İç taraftan giden plazma gazı, dış kenarlardan giden AUX gazı. AUX gazı bizim ne işimize yarar? AUX gazı plazmayı ne kadar yukarıda veya aşağıda tutacağımızı sağlar. Eğer çok fazla açarsanız plazma uçar gider yukarı doğru, coil'den kurtulur. Çok az açarsanız da torca çok yaklaştığı için torcumuzu eritebilir. Plazma gazının amacı da asıl plazmayı oluşturmaktır. Daha sonra burada nebulizer dediğimiz bir parça var. Nebulizer'ın Türkçe anlamı sisleştirici demek. Yine buna da argon gazı geliyor.
Gördüğümüz gibi numunemiz buradan geliyor. Peristaltik pompa aracılığıyla çekiliyor. Çekilerek nebulizer'ın bir ucundan veriliyor. Nebulizer'ın diğer ucundan argon gazı geliyor. Bu sayede burada bir aerosol oluşturuyoruz. Püskürtme odasının içine aerosol gönderiyoruz. Buraya gönderdiğimiz numunemizin %97'si atıktan atılıp gidiyor. Sadece %3'ü plazmaya ulaşıyor. Burada oluşan ışımaları da optik sistemde artık biz hangi dalga boyunu ölçmek istiyorsak onu ayarladık. Bakırsa bakır, demirse demir. Daha sonra bunu spektrometreye gönderdikten sonra çeşitli işlemlerden geçerek bize pik dediğimiz veya işte konsantrasyon değerleri dediğimiz değerlerimizi, ölçümlerimizi yapmamızı sağlıyor. Şimdi ben şurada dedim ki burada istediğimiz dalga boyunu ayarlıyoruz, onu ölçmeye çalışıyoruz. Bu sadece bahsettiğim ICP-OS cihazlarımızın bir çeşidi. Bu çeşidi sequential diye geçiyor. Yani elementleri sıra sıra analiz ediyoruz. Biz buraya yazdık diyelim. Demir, gümüş, çinko. Önce gidiyor spektrometreyi gümüşe ayarlıyor, gümüşü ölçüyor. Sonra gidiyor çinkoya ayarlıyor, çinkoyu ölçüyor. Sonra gidiyor bakırı ayarlıyor, bakırı ölçüyor. Bunun sebebi sequential olması. Tabii daha çok daha yüksek bir hassasiyet veriyor ve interferansları birazcık daha kısıyor. Fakat öte yandan bir de simültane cihazlar var. Bu simültane cihazlarda isterseniz buraya 50 tane element koyun, isterseniz bir tane koyun, hepsini aynı anda ölçüyor. Genelde bu cihazlarda iki tane dedektör oluyor. Sequential cihazlarda bir tane dedektör oluyor. Simultane cihazlardaki ilk dedektörden bir tanesi visible, bir tanesi de UV bölgeye bakıyor. Tek seferde ışık tayflarını her iki dedektörün de üzerine düşürerek bunları analiz etmemizi sağlıyor. Fakat tabii sequential cihaz kadar hassas değil bunlar. Ama çok daha hızlı analiz yapıyorlar. Hele ki eğer birçok elementi ölçmeniz gerekiyorsa. Geniş element aralığı sunuyorlar. Şimdi burada bazı bir de parçalarımız var. Az önce bahsettiğimiz sprey odası dediğimiz sprey chamber şöyle bir parça. Zoom yapmaya çalışayım. Şöyle. Bakın bu nebulizer dediğimiz parça. Nebulizer'ın burasından gaz giriyor, argon gazı. Bu tarafından sıvı numune giriyor. Burada sisleşiyorlar. Sisleştikten sonra şu ortadan yukarı doğru çıkıyor. Aslında bu nebulizer tipi genelde yağ çalışmaları için ortasında silindir olan yağ numunelerinin ölçümlerinde kullanılıyor. Direkt plazma yonu göndermemek adına. Diğer analiz çeşitlerinde bu ortadaki silindir olan nebulizer çeşidini kullanmaya gerek yok. Peristaltik pompamız var şurada. Peristaltik pompamız da sıvıyı çekiyor. Peristaltik hareket aslında bağırsaklarımızın yaptığı boğumlanma hareketi. Bakın burada ufak ufak silindirler var. Burada mandalı var. Bu mandalı sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Buradan da tübinglerimiz geçiyor. Elastik tübingler. Bu silindir döndükçe buradaki sıvıyı çekip buradan hatta doğru gönderiyor ve nebulizer'a ulaşmasını sağlıyor. Nebulizer sisleştirici dedik. Nasıl yapıyor bu sisleştirme olayını? Burada da bakın yan taraftan argon gazı geliyor. İçeride kılcal başka bir iğne var. Oraya hiç iç kısma temas etmeden kenardan gelerek buradan dışarı doğru çıkıyor. Buradan da sıvı numunemiz gönderilmişti peristaltik pompa aracılığıyla. Bu içteki kılcaldan da sadece sıvı numune geliyor. Şimdi bu dıştaki tüpün bitim noktasıyla içteki kılcalın bitim noktasının arasındaki mesafe inanılmaz kritik bir mesafe. Eğer bu mesafe bozulursa nebulizer'ımız çöp oluyor. Bu mesafe ne işimize yarıyor? Burada bizim optimum şekilde aerosol oluşturup plazmaya kadar numunemizi göndermemizi sağlıyor. Fakat tabii kullanıma bağlı olarak içinden asit geçe geçe bunun yüzeyleri aşınıyor ve artık etkisini kaybetmiş oluyor. O saatten sonra nebulizer'ımızı artık değiştirmemiz gerekiyor. Torcumuz var burada da. Torcumuzda da bahsettiğimiz gibi bir AUX girişimiz var. Bir plazma girişimiz var. Plazma asıl plazmamızı oluşturuyor. Plazma gazımız. AUX da yanlardan gelen gaz da bu plazmayı ya bu tarafa doğru itekliyor ya sağa doğru itekliyor. Kısarsak sağa doğru geliyor.
açarsak biraz daha yukarı doğru gidiyor. Tam ortadan da numune aerosol haline gelip plazmaya ulaşmış oluyor. Torç da kullanıma bağlı olarak tabi buradan geçen kimyasala, asite ve kullanılan radyo frekans gücüne bağlı olarak bazen lekelenmeler, kararmalar olabiliyor. Zamanla aşınabiliyor. Böyle durumlarda da torcumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Chiller dediğimiz bir parçamız var. Chiller'ın amacı soğutmak. Biz osilatörle burada çok yüksek radyo frekansı oluştururken osilatör çok ısınıyor bunun içerisindeki devre elemanları. Bunları soğutmak için chiller kullanıyoruz. Chiller'ın amacı nedir? Chiller'ın içine bir miktar su koyarsınız. Üzerine sıcaklığını ayarlarsanız 15 derece, 10 derece, 20 derece neyse artık cihazınızın spesifikasyonu. Buna göre soğuk suyu sisteme verir. Soğuk su dönüp cihazın içinde cihazı soğuttuktan sonra tekrar sisteme gelir. Haznesinde tekrar onu soğutur ve tekrar sisteme gönderir. Bora Bey bir soru sormuş, ona cevap vereyim isterseniz Orhan Bey. Şimdi azot gazı şunun için kullanılıyor genelde, spektrometrenin içini purge etmek için. Bizim asıl plazmamızı oluşturan gazımız argon gazı. Azot gazının tek amacı spektrometrenin içini purge etmek. Özellikle 190 nanometrenin altındaki ölçümlerde yaklaşık 48 saat boyunca spektrometreyi purge etmemiz gerekebilir. Burada neden azot kullanılıyor? Azotun nem tutucu özelliği var. Nem tutucu özelliği olduğu için oluşabilecek interferansları minimum seviyeye indiriyor. Aksesuarlara geri dönecek olursak, pencerelerimiz var. Aksiyel ve radyal pencereler diyoruz. Şimdi bazı eski cihazlar önceden radyal view diye geçiyordu. Sadece radyalden ölçüm alan veya aksiyelden ölçüm alan. Ama şimdiki teknolojiyle artık DV, dual view olarak geçen cihazlarımız var. Bunlar hem aksiyel hem radyalden ölçüm alabiliyorlar. Bunların farkı nedir? Radyalden ve aksiyelden ölçüm almasının farkı. Hemen onu anlatayım. Şimdi bazen bu dedektörler bazen doygunluğa ulaşabiliyor. Mesela atıyorum dedektörün maksimum sayım sayısı 100 bin count'tur. Ama siz bir numune verirsiniz 120 bin count'luk bir numune verirsiniz. Ama dedektörün maksimum okuyabileceği 100 bin olduğu için size ben 100 bin okuyabiliyorum. Daha fazlasını okuyamıyorum der. Buna biz satürasyon deriz. Doygunluğa ulaşma deriz. Doygunluğa ulaşma durumu ne zaman oluyor? Diyelim aksiyel dediğimiz plazmanın tam karşısından baktığımız olay. Buradaki bütün emisyon olaylarını görebiliyoruz. Diyelim ki biz metodumuza yazdık ve aksiyel modda çalışıyoruz. Aksiyel modda satürasyon hatası aldık. Diyor ki benim sinyalim çok fazla, dedektör daha fazla ölçüm yapamıyor. Böyle bir durumda biz tutarlı ölçüm yapamadığımız için radyal moda geçiş yapıyoruz. Radyal modda da yandan bakıyoruz biz plazmaya. Dikkat ederseniz yandan baktığımız zaman sadece şuradaki emisyonu görüyoruz. Sadece buradaki emisyonu gördüğümüz için biz aslında sinyali birazcık kısmış oluyoruz. Dedektörün okuyabileceği seviyelere getirmiş oluyoruz. Şurada başta bir şey vardı. Buraya bir dönmek istiyorum. Evet, burası. Bakın mesela burada radyal modda bir ölçüm alıyor. Plazmanın yan tarafından ölçümünü almış. Burada çeşitli aynalara çarparak dalga boyu ayarlanıyor. Dedektöre gönderiliyor. Alt tarafa bakarsanız alt tarafta aksiyel moddan okuma alınmış. Eğer sizin sinyalleriniz düşükse aksiyel modda çalışabilirsiniz. Sinyalleriniz çok yüksek geliyor, dedektörünüzü satür ediyorsa o zaman radyal moda geçebilirsiniz. Optik düzenek ve dedektörler var bir de. Dedektörlerden kısaca bahsedeceğim. Fotodiyotlar, fotomultiplier tüpler ve CCD dedektörler. CCD kamera da denebiliyor. Çünkü birazcık daha kamera prensibiyle çalışıyor bunlar. Onların yaklaşık çalışma sıcaklığı tipine göre değişiyor. -10 santigrat derecede, -30 santigrat derecede bu civarlarda çalışıyor. Bu fotodiyotlar ve fotomultiplier tüpler birazcık eskide kaldı. Artık kullanılmıyor cihazların çoğunda.
Fotomultiplayer tüpler hatta şöyle bir problemi var onların servis sırasında. Onu mesela söküp eğer ışığa doğru bırakırsanız bozulma ihtimalleri çok yüksek oluyordu. Monokromatör ve polikromatör dediklerimizde belirli dalga boyundaki ışığı izole ederek analizi kolaylaştırıyor. Az önce gösterdiğim spektronun içerisinde bu elemanların hepsi var. Ama sizin çok işiniz olmayacağı için yüzeysel anlatmak istiyorum. ICP-OS kullanmanın bazı avantajları ve dezavantajları var. Çoklu element analizini az önce bahsettiğim gibi çok kısa bir sürede yapabiliyorsunuz. Bu sizin argon sarfiyatınızı da azaltıyor. Elektrik tüketiminizi de azaltıyor. Çok yüksek hassasiyet ve doğruluk sağlıyor size. Yani hızlı bir şekilde analiz yapabiliyorsunuz. Özellikle eğer sequential cihaz kullanıyorsak interferansları çok fazla azaltabiliyoruz. Ve bahsettiğim gibi çok minicik, yani verdiğimiz numunenin %97'si atığa gidiyor. %3'ü sadece plazmaya ulaşıyor. Bu sayede çok az bir numuneyle analiz yapabiliyoruz. Bir diğer güzel yanı, benim ICP-OS'te sevdiğim yanı, bir hata yaptığınızda, yani atıyorum standart hazırlarken bir ppm hazırlayacaktınız ama atıyorum 100 ppm hazırladınız. Saf malzemelerinizi değiştirdiğiniz zaman hemen bu problemi giderebiliyorsunuz. Ama bazı cihazlarda, ICP-OS olmayan cihazlarda bunun temizlikleri biraz daha problemli olabiliyor. Dezavantajları ne? Yüksek maliyetli, özellikle günümüzde argon sarfiyatlarında. Bir de bu cihazlar sadece tabii ICP-OS için değil, MS ve atomik absorpsiyon için de geçerli. Eğitim almamış insanların kullanması birazcık zor oluyor. Bu yüzden eğitim şart oluyor. Özellikle biz bunların problemlerini devlet kurumlarında çok görüyoruz. Mesela eğitim veriyoruz, çalışıyorlar, sonra birileri tayin oluyor. Yeni gelenlere bir daha eğitim vermemiz gerekiyor. Eğitimsiz kullanmak istiyorlar cihazı. Devlet kurumu olduğu için sürekli eğitim alamıyorlar. Tabii bu da bizi birazcık zorluyor. Bunun dışında gaz gereksiniminden bahsetmiştik. Numune hazırlama metotları birazcık karmaşık. Tabii eğer atık su analizi veya içme su analizi yapıyorsanız bunlarda bir şey yok ama yaprak, toprak, bitki analizlerinde birazcık daha problemli numune ön hazırlık aşamaları gerekiyor. Zülal Hanım, ICP cihazların yatay dikey, evet, aksiyel radyal durumudur. Aynen öyle. Hassasiyet açısından bahsettiğim gibi, yani en hassası aksiyeldir. Aksiyelde çok yüksek sinyal alırsınız. Ama bazı elementler vardır ki o kadar çok yüksek sinyal alırsınız ki dedektörün tespit edebildiğinden de fazla yüksek sinyal alırsınız. Öyle bir durumda radyale geçmeniz gerekir. Ama analizinizin doğru olup olmadığını ölçmenizin en güzel yolu, kalibrasyon grafiğinizi çizdikten sonra kalibrasyonunuzu oluşturduğunuz standartlardan birini veya birkaçını tekrar numune gibi okutmaktır. Eğer onu tutarlı okuyorsa cihazınızın doğru okuduğuna emin olabilirsiniz. Şurada bahsettiğimiz dedektör sınırlamaları dediğimiz olay da bu işte. Dedektörün satürasyona ulaşması, doygunluğa ulaşması. Analiz prosedürü var. Bu analiz prosedürleri tabii ki çok detaylı ama ben hepsinin detayına girmeyeceğim. Numune hazırlama zaten başlı başına bir iş. Her çalışma tipine göre numune hazırlama metotları değişiyor. Tabii bundan sonra Yasin Bey, aksiyel daha hassas. Yani aslında hassasiyetinde bir fark yok. Birinde daha fazla sinyal alıyorsunuz, birinde daha az sinyal alıyorsunuz. Aslında hassasiyet o değil. Numune hazırladıktan sonra metot oluşturma bölümümüz var. Metot oluşturma aslında şudur. Hangi elementleri analiz edeceğiz? Hangi dalga boylarına bakacağız? Bu dalga boylarını kullanırken peristaltik pompanın dönme hızı ne olacak? Nebulizer'ın gazı, şimdi biraz bizim ICP-OS'lerde kullandığımız 3 tip gaz var. Yazılım üzerinden kontrol ettiğimiz. Plazma gazı, AUX gazı, nebulizer gazı. Metotta bu gazların her birinin ne olacağını söylüyoruz.
Yaklaşık plazma gazı 10-12 litre bölü dakikadır. İşte AUX 0,2 litre bölü dakika civarındadır. Nebulizer gazı da nebulizer tipiyle tipine bağlı olarak değişmekle beraber 0,8 ile 1 litre bölü dakika aralığındadır. Evet, Yusuf Bey doğru söylemiş. Aksiyer düşük konsantrasyonları daha iyi okumak için kullanılır. Aksiyer yerine doğrudan sürekli radyal kullansanız olur. Eğer yeterli sinyali elde ediyorsanız kalibrasyonu oluşturduğunuz NUMU standartların en düşüğünde yeterli sinyali elde ediyorsanız, grafiği çizdiğinizde ilk standardınız size problem yaratmıyorsa hep radyalde kullanabilirsiniz. Bir problemi olmaz. Metot oluşturmadan bahsettik. Metot oluşturma işte hangi gazları hangi akışta kullanacağımız, peristaltik pompanın dönüş hızı, plazmanın gücünü ne kadar artırırsak sinyallerimiz o kadar artar. Çünkü bu daha fazla elementin emisyon atomun pardon emisyon yapacağı anlamına gelir. Bunları ayarladığımız yer metot oluşturma veya buraya QC standartlar ekleyebilirsiniz. Numunelerinizin arasında kontrol edersiniz doğru ölçüyor mu? Yazılımlardan şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bu QC standartını ölç. Şu kadar fark olduysa kalibrasyonu yenile bir daha analiz yap veya devam et gibi seçenekler sunabiliyor. Bunların hepsi metot oluşturma kısmında. Yani aslında cihazın nasıl ölçüm yapacağına karar verdiğimiz yer metot oluşturma. Daha sonrasında kontrollerimiz başlıyor. Cihazı ateşlemeden önce tübingleri doğru bağladık mı? Torcu doğru oturttuk mu? Nebulizer yerine oturdu mu? Chiller'ı açtık mı? Havalandırma açık mı? Gibi kontrolleri sağlıyoruz. Bu kontrolleri sağladıktan sonra plazmayı ateşleyebiliriz. Plazmayı ateşledikten sonra yaklaşık 10-15 dakika boyunca o şekilde beklemesini öneririm. Çünkü o bahsettiğim sıcaklığın şartlanması yaklaşık bir 10-15 dakika sürüyor. Eğer bu şartlanmayı beklemezseniz ilk okuduğunuz değerle sonraki okuduğunuz değer arasında farklar oluşmaya başlar. Bu nerelerde kullanılıyor? Dediğim gibi herhangi bir şeyin analizini yapabiliriz. Aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyin içinde periyodik tablodaki hangi elementten hangi konsantrasyonda olduğunu ölçümünü yapabiliriz. Bunu çevre analizlerinde kullanıyoruz. Gıda ve tarımda kullanıyoruz. İşte bitkide gerçek protein bakarken ne kadar azot varsa o kadar protein var diye hesap edilerek azot bakılıyor. Bu sayede bitkideki proteine bakılabiliyor. Uygun numune hazırlama metotlarından geçirildikten sonra ilaç ve tıp sektöründe özellikle çok kullanılıyor. Hatta bizim validasyon ve bakımdan sonra yaptığımız validasyon çalışmalarımız orada bizim çok çok hassas oluyor. Şöyle ki mesela diyor ki kullanıcılar tanımlanıyor zaten ilaç firmalarında. Herhangi bir kullanıcı başka birisinin yerine analiz yapamıyor. Mesela parolayı yanlış girdiğiniz zaman sistemin size verdiği uyarıyı bile rapora ekliyorsunuz. Yanlış ölçüm yapıyorsunuz. Cihazın yanlış ölçüm yaptığını gösteren raporları ekliyorsunuz falan. O derece hassas çalışmaları var. Cam ve seramik araştırmalarında kullanılıyor. Petrol ve enerji özellikle işte tüpraş gibi yerlerde, rafinerilerde. Akademik çalışmalarda, üniversitelerde kullanılıyor. Malzeme bilimlerinde genelde metalürji veya madenlerde. Şimdi sık karşılaşılan problemlerden bahsedelim. Şimdi bizim zaten bahsettiğimiz iki ana parçamız vardı bir daha tekrar ediyorum. Plazma ve spektrometre. Ya plazmayı oluşturamıyoruzdur ya da spektrometre ile ilgili bir problem vardır. Ölçüm kalitemiz bozuktur. Şimdi plazmayı eğer ateşleyemiyorsak önce torcu bir kontrol etmemiz lazım. Torcun bahsettiğim gibi bazen halkalar oluşuyor torcun üzerinde. Bu kullandığımız radyo frekans yüzünden. Bu halkalar manyetik alanı engelleyip plazmanın yanmasını engelleyebiliyor. O manyetik alanı halka şeklinde olan yeri temizlediğiniz zaman bunu nasıl yapabilirsiniz? Bir falkon tüpün içine ters bir şekilde
kral suyu hazırlayıp bir gece bekletebilirsiniz. Veya %4-5 nitrik asit, hacmen %4-5 nitrik asit hazırlayıp bekletebilirsiniz. Ultrasonik banyonun içine koyabilirsiniz, falkon tüpünün içine koyduktan sonra. Argon gazını kontrol etmeniz gerekiyor. Bazen firmalar argon tüplerini değiştiriyorlar. Sürekli aldıkları firmaları değiştiriyorlar. Bunu da bize söylemiyorlar. Sonra diyorlar ki plazmayı yakamıyoruz. Gelin bakın Barış Bey. Ondan sonra bakıyoruz ki yeni aldıkları argona ucuz olsun diye almışlar ama kalitesiz argon almışlar. Bu yüzden iyonlaşıp plazma halini alamıyor. Elektrik hattını kontrol etmek lazım. Çünkü genelde bu şeyler 210 ve 250 volt aralığında çalışır. Ama günlük olarak kullanılan elektrik değişebilir. Bölgenizde kullanılan elektriğe göre eğer 210 voltun altına düşerse prizinizdeki elektrik bu sizin plazmanızı yakmanızı engeller ama cihazın çalışmasını engellemez. Cihazınız çalışır fakat plazmayı yakamazsınız. Chiller'ı kontrol etmelisiniz. Chiller soğutamıyorsa sistem kendini korumaya alır, kapatır. Onun dışında eğer çok yoğun numuneniz varsa, yani bunu şey olarak söylüyorum, kütle bölü hacim olarak yoğun, elementel olarak yoğunluktan bahsetmiyorum. Yoğun bir numuneniz varsa bu plazmaya değdiği anda kapatabilir. Biraz daha seyreltmeniz gerekir o numuneyi. Daha sonra numune sunum bölümünde kaçak olabilir. Mesela şurada bakalım. Nebulizer'ımız burada. Peristaltik pompadan numunemiz geliyor. Buradan nebulizer'a giriyor. Eğer şuradaki bağlantı noktalarında, yani bağlantı noktalarınız eskidiyse, uzun süredir değiştirmediyseniz veya delikler herhangi bir problem varsa, buralardan hava alıyorsa bu sebeple de plazmayı yakamayabilirsiniz. Bunun dışında performans problemleri. RST problemleri. RST problemleri nedir? Relative Standard Deviation dediğimiz karşılaştırmalı standart sapma. Siz metodunuzda bunu belirtirsiniz. 4 tekrarlı oku, 5 tekrarlı oku, 2 tekrarlı oku gibi. Cihaz okuduğu tekrarlar arasında bir hesaplama yapar. Eğer RST değeriniz 5'ten küçükse, 10'dan küçükse analiz yapılabilir. Çok büyük bir problem yaratmaz. Tabii blanklerde veya çok düşük sinyallerde RST'leriniz çok yüksek çıkar. Özellikle blankte yaklaşık %200-300 gibi RST'ler çıkabilir. Bu sizi panik yapmasın. Çünkü şöyle düşünün. 1 ile 2 arasında 2 kat fark var. Ama 1012 ile 1013 arasında yani kaç kat fark olduğunu siz hesaplayın. Aslında sayılara baktığınız zaman ikisinin arasında da çıkarma yaptığımız zaman 1 çıkıyor. Fakat oransal olarak baktığımızda biri 2 kat, biri çok çok daha düşük. O yüzden düşük sinyallerde RST aranmaz. Ama yüksek sinyal alıp yani 10 bin, 20 bin sinyal alıp da RST'leriniz eğer 15-20'lere çıkıyorsa veya 190-200'lere çıkıyorsa numune sunum bölümünüzde bir problem vardır. Peristaltik pompa ya tübinge tam olarak basmıyordur ya tübingleriniz eskimiştir. Ya nebulizer'ınızın püskürtmesinde problem vardır. Bunların kontrol edilmesi lazım. Numune sunum bölümünün kontrol edilmesi lazım. İnterferanslar bahsetmiştik. İşte birbirine çok yakın dalga boylarını okuduğunuz zaman dalga boyları birbirinin üstüne binebilir. Çok daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. En çok karşılaştığımız problemler blank ve kirlilik problemleri. Çoğu laboratuvar kullandığı falkon tüpü yıkayıp tekrar kullanmak istiyor. Fakat bu farkında olmadan onların analizlerini çok olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Veya yıkamayı yeterince yapmadıkları zaman, numune arası yıkama yeterli olmadığı zaman bir önceki numuneden gelen kalıntılar bir sonraki numuneye bulaşabiliyor. Bu da yüksek sonuçlar elde edilmesine sebep olabiliyor. Mesela diyelim ki bakır analizi yapacaksınız ve saf su cihazınızın bakımını yaptırmadınız. Saf suyunuzdan demir geliyor. Pardon, bakır geliyor. Blankinizde yüksek bir bakır olacaktır. Öyle olduğu zaman sizin birinci standardınızı, ikinci standardınızı farklı okuyacaktır. Eğer hazırlanan numune de sağlam yani gerçekten saf suyla hazırlanmış bir numune ise sizin numunenizin değerini çok düşük gösterecektir.
Bunun dışında hatalı torcu hatalı takmış olabilirsiniz. Torcu hatalı takarsanız bu da tabii ki performansı düşürür, sinyalleri düşürür. Yanlış yerlerden okuma yapabilirsiniz. Metot yanlış hazırlanmış olabilir. Şöyle ki metodu hazırlarken şöyle bir bölüm var. Numuneyi çekmeye başla. Yaklaşık 90 saniye sonra da ölçüm almaya başla. Eğer mesela sizin numuneniz çekmeye başladığından itibaren 100 saniye sonra plazmaya ulaşıyorsa ve siz 90 saniye sonra ölçüm yapmaya başladıysanız ilk birkaç okumanızın değeri çok düşük olacaktır. Sonra bir anda çok yüksek bir okuma gelmeye başlayacaktır. Bu zaten sizin RST'nizi de etkileyecektir. Onun dışında spray chamber'ın içinde memory efekt dediğimiz bir olay oluyor. Eğer spray chamber'ınız yeterli olarak temizlenmediyse daha önceki analizlerden kalma kalıntılarda özellikle biz bunu tıp laboratuvarlarında çok görüyoruz. Kanda selenyum analizlerinde kan kuruyor. O spray chamber'ın etrafına yapışıyor. Tam temizlenmediği takdirde de bütün analiz sonuçlarını etkileyebiliyor. Bunların dışında genel olarak numune sunum bölümünün kontrolünün yapılması performans problemlerini ciddi ölçüde çözer. Eğer servis çağırmak gerekli değilse ciddi bir problemi yoksa cihazın. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Sorularınızı alabilirim isterseniz. Barış Bey teşekkür ederim bu keyifli Rica sunum için. ederim. Evet arkadaşlar sorularını yazıyorlar zannedersem. Ben de bu arada bir detay vereyim. Biraz 20 dakika sonra yani 9'dan sonra katılım belgenizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu detayı da vermek istedim. Buyurun Barış Bey söz sizde. Teşekkür ediyorum her şey için. Ben okumaya çalıştım aslında yazılanları ama kaçırdığım sorular varsa veya yeni sormak istediğiniz sorular varsa memnuniyetle Ayşe cevap. Hanım el kaldırdı. Ayşe Hanım eğer bir soru soracaksanız genel sohbet ekranından yazabilirseniz memnun oluruz. Derse giremeyen arkadaşlar muhtemelen zamanında uzem.lapakademi.com'a kayıtlarını tamamlamadıysalar ders atama işlemleri gerçekleşmemiştir arkadaşlar. info@lapakademi.com'a mail atarlarsa sonrasında onlara tanımlama işlemini yapabiliriz. Kayıttan seyredebilirler. Şu an eğitimimiz kaydediliyor. Evet. Güzel bir katılım oldu arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Güzel, yoğun bir katılım vardı. Sorularınız varsa Barış Hocama yönlendirmek isterim. Evet Barış Hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Şimdilik yok. Zerrin Hanım bir şey sormuş. Numune piklerinin alt alanlarını alırken bazen integrasyonları kötü yerden çiziyor. Bunun sebebi ne olabilir? Optik sistemle ilgili bir probleminiz olabilir veya bahsettiğim interferanslar geliyor olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey mesela soldan önce bir baseline olarak geliyor, pik olarak çıkıyor ve tekrar aynı baseline iniyor ya. Aynı noktaya iniyor mu? Yani birebir aynı noktaya inmesini beklemeyiz ama yaklaşık olarak aynı noktaya inmesi gerekir. Eğer girmeyip çok yukarıda bir yerlerden inip gidiyorsa orada bir interferanstan bahsedebiliriz. Eğer spektrometre bölümünde problem yoksa. Gıda sektöründe şöyle, mesela ben daha öncesinde jandarmaya gidiyordum. Oraya giren her bir ürünün mesela sütün üzerinde işte belirli bir kurşun değeri yazıyor. Bunu analiz ediyorlardı. İşte meyve suyu mesela içerisinde kalsiyum yazıyor. Gerçekten o kalsiyum var mı onu analiz ediyorlardı. Eğer o değerleri tutturamazlarsa tüm ihaleyi iptal edip artık hangi firmadan aldılarsa meyve sularını onlara iade ediyorlardı. Dedektör tipleri tabii ki dedektör tipleri fotodiyotlar var. Bu fotodiyotlar ışığın dedektör tarafından algılanmasını sağlıyor. Işığı emiyor bu dedektörler, elektrik enerjisini çeviriyor ve elektronik karta yollayıp bilgi veriyor. Photomultiplier tüplerde zayıf ışık sinyallerini yükseltiyor. Spektroskopide düşük ışık seviyelerini ölçmek için hassas sonuçlar veriyor. Daha çok aslında bu fotomultiplier tüpler spektrofotometrelerde kullanılıyor.
Ben Tetra'da işe başladığım zamanlar tabii direkt bu cihazlarla başlamadım. Ben o zamanlar chiller'da tamir ediyordum, kompresörde tamir ediyordum, spektrofotometrede, FTIR'da. Bu fotomultipler tüpler genelde oradaydı. Bir de şeyde vardı, elektron mikroskoplarında kullanılıyordu. Ama dediğim gibi optik emisyonlarda genelde CCD kamera dediğimiz veya CCD dedektör dediğimiz kameralar en güzel, en hassas sonuçları veriyor. Cihazda sorun olup olmadığını anlamak için ben öncelikle standartlarının PPM'lerine göre intensite oranlarına bakıyorum. İlk aşamada uygun mudur? Farklı bir yaklaşımla bakılabilir mi? Cihazda nasıl bir sorun olup olmadığına göre değişir. Eğer stabilizasyon sorunundan söz ediyorsak size şunu öneririm. Metodunuza 50 tekrar yapın. Replicate sayısını 50 yapın. Numunenizi verin. 50 defa arka arkaya okutun. Ve okuduğu sonuçları kendi içerisinde intensite olarak değerlendirin. Eğer konsantrasyon bazında değerlendirirseniz bu sizi yanıltır. Cihazda arıza olup olmadığını daima intensity'yi kontrol ederek test edin. Tabii peak examine dediğimiz bir olay var. Peak examine ile bunları examine edebiliyoruz. Tekrar düzenleyip başlangıç noktasını, bitiş noktasını, bu peak'ten kaç nokta alarak hesaplama yapması gerektiğini, bunları daha sonrasında result üzerinde oynama yaparak düzenleyebiliyoruz. Aynı metotta yapabilirsiniz. Evet, bir element mesela değil. Çünkü bu elementten elemente göre değişir. Aksiyelde veya raddelde çalışacağınız. Atıyorum demiri aksiyelde çalışacağım diye işaretlersiniz. Raddeli işte pardon bakırı raddelde çalışacağım diye işaretlersiniz. Ama burada o elementi hep oradan okur. O ayarı yaptıktan sonra. Yani elementten elemente değiştirebiliriz aksiyel ya da radyal olarak. Perkin Elmer 8000 serisindeki CCD 700, Varian 715'i bilmiyorum. Varian 715 ile çalışmadım. Şimdi chiller suyu aslında özel bir su değil. Yani o chiller'ın suyu sadece soğutma amaçlı. Ama şimdi ne oluyor? Eğer şimdi bazı servisçiler saf su koyulmasını öneriyorlar. Saf su koyun diyorlar. Ama ben saf su koymayı önermiyorum. Neden önermiyorum? Çünkü saf su çok agresif bir madde. Her şeyi çözmeye meyilli. Özellikle chiller'ın içerisindeki metal boruları bir an çok hızlı bir şekilde paslandırıyor. Bu yüzden özel satılan sıvılar var. Antifrizli hem ısıyı çok ileten. Aslında burada üç temel şey var. Bir, yosun olmayacak. İki, pas olmayacak. Üç, ısıyı güzel iletecek. Bunu sağlayan bir sıvı koymanız yeterli. Ama hiç imkanınız yoksa yarı saf su, yarı musluk suyu öneriyorum. Sadece saf su koyarsanız cihazın içindeki metal parçalara da zarar verirsiniz. Oradaki borularda yıpranmaya başlar. 5-10 sene sonra artık bir yerleri patlar, bir yerlerden su kaçırmaya başlar. Evet Süleyman Hanım, doğru yapıyorsunuz. Fakat tabii kalibrasyonu çizdikten sonra eğer tekrar ilk standardınızı okutacaksanız bir süre yıkama yapmanızı öneririm. Yoksa en son en yüksek standardı okuttuğumuz için tekrar onu okurken biraz yüksek bir değer okuyabilirsiniz. Şöyle bir püf noktası vereyim. Diyelim ki cihazda çok fazla kirlilik var. Yani yaptığınız bir türlü olmadı. Şöyle bir 3 dakikalık %10'luk 15'lik nitrik asit geçirebilirsiniz hacmen. Ama uzun süreli yapmayın. Önermiyorum. Evet yapabilirsiniz Can Hanım metot üzerinden. Ama genelde alan üzerinden hesaplama yapılır ICP-OS'te. Rica ederim.
Evet Zerrin Hanım, normaldir. Sinyal değeriniz ne kadar düşükse RST o kadar yüksek çıkar zaten. Safsu cihazınızdan sodyum geliyor olabilir. Safsu cihazınız tam arıtamıyor olabilir. Yusuf Bey. Rica ederim. Can Hanım sorunuzu anlayamadım. Gıda ile ilgili soru vardı. Bulaşanlar yönetmeliğinde kurşun, kadmiyum, arsenik, cıva elementleri için çeşitli gıdalarda limitler mevcut. Bu gıdalarda çalışılabilir. Evet doğru. Ama arsenik ve cıvada eğer limitiniz çok düşükse ki gıdada çok düşüktür. Hidrür sistemine ihtiyacınız olabilir. Hocam. Çok keyifli bir sunumdu. Çok 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 teşekkür etkileyici. ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar katılımınız için sizlere de teşekkür ederim. Yine sorularınız olursa Barış Hocam'ın mail adresi burada var. barışsanal90@gmail.com veya info@lapakademi.com'dan da bize ulaşabilirsiniz. Sorularınıza biz hem mail yoluyla hem de gerekirse LinkedIn, Instagram gibi kanallardan da ulaşarak cevap veriyoruz. Genel olarak gün içerisinde takip ediyoruz mailleri ve mesajları. Çok teşekkürler.